Emeklilik sistemi ile ilgili AK Parti'den nasıl bir açıklama geldi? Bir meseleyi hatırlatalım, bilgiyi vereyim. Kulis bilgisiyle Sinan Burhan devam etsin, sonra değerlendirmeleri alalım. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler şöyle bir açıklamada bulundu. Avrupa'da emeklilik yaşı 65, 67, 70'tir. Bu sürdürülebilirlik çizgisi açısından önemlidir. Ülkemizde baktığımızda 32 milyon çalışan ve 16 milyon emekli var. Yani iki çalışana bir emekli olduğunu görüyoruz. Prim miktarını, yaşı, ödenen süreyi esas alacak şekilde daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemi inşa etmemiz lazım diyor. Abdullah Bey'le siz de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğinizi zannediyorum değil mi Sinan Burhan? Şimdi... LED'e alalım Sinan Burhan'ın kulisine. Sinan Bey'i de ayağa alalım. Vallahi şimdi Türkiye'de Sinan Bey buyurun gelin. Şu açıdan doğru, sürdürülebilirlik açısından Avrupa'da zannediyorum ki 4 kişi çalışıyor bir emekliye bakıyor. Aynen. Türkiye'de o 2'ye 1,5 oranı yani 3 kişi çalışıp 2 kişiye bakıyor o oransal olarak. Kişiye vurursak yani Türkiye'de bir hani çalışan ve emekli sayısı oranında bir anormallik var doğru ama yani bu tarz açıklamalarda ne yalan söyleyeyim insanı da biraz tedirgin ediyor yani 56 oldu öbür başka bir şey oldu 70 olacak çalışan insanlar yıllardır yani çok ciddi bir ödeme mesela patron diyelim 100 bin lira maaşı olan bir insanın 170 bin lira değil mi maliyeti var. Şirkete. Evet. O parayı yıllarca sen kendi cebine değil emeklilik sistemine koyuyorsun. Sonra görüp görmeyeceğin belli olmayan 70 küsur yaşın ama ötelenecek emeklilik. Bana, buyurun. Avrupa'da nedir işin aslı? Türkiye'de de öyle olacak, öyle olmalı. Yani yıllarca siyasi popülizm yaptık. Rahmetli Demirel'le başlayan 40 yaşında emeklilik ya. 40 yaşında emeklilik olur mu? Yani 30 yaşında emeklilik vaat edenler bile olurdu bu şekilde. Öyle de alalım. Ha, öyle burada şey zaten doğru bakın, yerde. Değerli tamam. Arkadaşlar, ben bugün Abdullah Güler Bey'i aradım. Çünkü emeklilik meselesi önemli. Bir kısım emekliler acaba ne oluyor? Bir kısım emekli olacaklar, biz ne zaman emekli olacağız diyor. Maaşlarını merak edenler var. Haklı, emeklinin hani bağrı yanıyor diye bir tabir var. Yanıyor, bunu kabul edelim. Emekli zor durumda. Ancak hükümet de elinden geleni yapıyor. Buradaki temel sıkıntı şu değerli arkadaşlar. Biz EYT ile beraber yaklaşık 3,5-4 milyonu yakın toplamında ilk etapta 2-2,5 milyon yeni bir emeklilik kitlesi ortaya çıktı. 32 milyon SSK'lı çalışan var, 16,5 milyon emekli var. Avrupa'da ise bunun 4'te biri, yani 4 kişi çalışıyor Cansu Canan ifade etti, 1 kişi emekli. Ya geçtiğimiz yıllarda Fransa'da emeklilik yaşı 2 yıl. Arttı hatırlarsanız 66'dan 68'e Paris sokaklarını yaktılar. Ya ben olsam ben de yakarım. Niye 68 yaşında emeklilik mi olur? Ama Türkiye'deki gibi 40 yaşında da olmaz ya. Ha orası. Peki hükümet yeri aldım attı şimdi mı? Dolayısıyla orada. Değerli arkadaşlar bakın. Atmadı değil mi? Şimdi atmadı. Ben size net bir şey söyleyeyim. Atamazdı çünkü. Sizin yaş konusunda arkadaşlar bakın. Tak diye yetiştirdim. Bizim emekli zaman zaman emekli gazeteci arkadaşlarla da oturuyoruz. Şimdi EYT'liler. Bakın geri adım atmayanlar seçimi kaybetti. Ona rağmen geri adım atmadılar. Bakın arkadaşlar, gazeteci arkadaşlarla bile oturduğumuz zaman bir kısmı diyor ki, kardeşim ben diyor 20 yıl prim ödedim, aldığım maaş 12,5 lira. Bir kısmı diyor ki, ya diyor sen diyor primin diyor düşükten yatmış. Evet, yüksekten mi? Yatsaydı yüksek emekli maaş alırdın evet, diyorlar. Bir kısmı süreyle, bir kısmı yaşla, bir kısmı miktarla alakalı. Ama toplamda şunu kabul edelim değerli arkadaşlar. Biz genç bir ülkeyiz. Yavaş yavaş gençlik oranımız da azalıyor, yaşlanıyoruz ayrı bir konu ama toplamda bütün gençlerin emekli olduğu bir ülke olabilir mi ya? Yani bunu sosyal güvenlik sistemimiz nasıl kaldırabilir? Bir de zannediyorum ki bizim emeklilik sistemimizde bilmiyorum. Yanlışım varsa lütfen düzeltin. Doğru bilinen bir yanlış da olabilir bu. Bizim diğer emeklilik sistemlerine göre Engin Bey bunu siz de biliriz. Ya biz mesela ölüyor eşi alıyor. Eşi ölüyor doğru. Kızı alıyor. Kızı ölüyor onu, torunu alıyor. Hani o maaşı alıcısı bitmiyor galiba değil mi? Bu da bir problem bizim emeklilik sistemimizde. Çok uzun süre o aylık devam ediyor. Değil mi yani? Bunun için göstermelik %100, tabii, boşanmalar tabii, oluyor. %100 doğru ama şunu söyleyeyim onun iyi yönü de var. Mesela ben kendi etrafımızdan biliyorum. Gerçekten ona ihtiyacı olanlar da oluyor. Bunu buyurun siz devam edin. Şimdi değerli devletin arkadaşlar burada şunu, hepimiz şunu kabul edelim. Bir, Türkiye'de genç yaşta emeklilik yanlıştır. İki, prim sisteminde yanlışlıklar var. Birisi 20 sene prim yatırıyor, aynı emekli maaş alıyor.
Birisi 10 sene prim yatırıyor, aynı emekli maaş alıyor. Şimdi yaşta problem var. Bütün bunları bizim zamana yaymamız ve daha geç emekli olmamız lazım. Burada Abdullah Güler Bey... Ama bu yaşta çok, 65 değil. Çok doğru söylüyor. Ben kendisine bunu sorduğum zaman dedi ki Abdullah Bey... Ne dedi Abdullah? Değerli arkadaşlar, biz yarınlarımızı düşünmek zorundayız dedi. Siyasetçi dedi, bu gerçekleri söylediği zaman eleştiri alabilir. Ama dedi biz artık doğruları... Keşke yarınlarda da olsaymışım. Dolayısıyla da... Keşke EYT'de çıkmasaydı. Doğruyu yapmak zorundayız. Keşke nesillerimiz için, yarınlarımız için dedi, doğru yapmak zorundayız dedi. Dolayısıyla da böyle bir uygulama olacak. Şu yani anda 70 yaşında mı olacak? Kısa vadede efendim 70 olmaz, 65 olur. O ya yaş konusu. 5 yıl çok arkadaşlar, önemli bir... Şimdi bazı ülkelerde 65, bazı ülkelerde 70... Avrupa'nın ya şimdi Avrupa'da yaşam hatta bizim Avrupa'daki yaşam standartıyla Türkiye'deki yani aynı mı? Biraz önce dedik ki pazara gidip domates alamıyor adam. Şimdi Türkiye'de de siz şunu da kabul edelim. Eskiden 60 ya yaşına kadar yaşadığı bakın, zaman şu deniyordu. Sinan Bey, ya çok yaşadı deniyordu. Şimdi Sinan Bey, 60 yaşta genç Sinan kabul ediliyor. Bakın, ama videolar var. Bizim bir örnek vereceğim. Yaş biraz daha genç. 10 euro ile ortalama ömür de uzadı Türkiye'de arkadaşlar. Sinan Bey 10 euro ile markete gidiyor Almanya'da. Evet. Pazar arabasını dolduruyor ve çıkıyor. 10 euro ile mi? Evet. Valla benim akrabalar şu anda burada. Senden rica ediyorum. Marketlerde bak, videolar var. Bak bir şey söyleyeyim. 10 euro diyor Cansu. Hadi bak burada benim. Olsun hadi 20 olsun. Ya, 20 arkadaşlar. 50 euro. Ya arkadaşlar bak. 50 euro. Bak. Şimdi Can Özçelik diyor ki buradan gurbetçiler. Bak benim dayımlar da izliyor muhtemelen köyde. Bak bir dakika. Köyde izliyorlar diyorum ki yok polemik değil. Köydeler Almanya'nın köyünde mi? Yok. İzindeler. Almanya'da köyde Düsseldorf'ta tamam. Var. Diyorlar ki Can Özçelik 10 euroya pazar tamam, şey 50 euro olsun. Şey doluyor diyor. Yok artık 50 de değil. Arkadaşlar ha. 10 yapmayın, euroya ya, bakın. Sepet doluyormuş. Lütfen Can tamam. Özçelik senden video, rica ediyorum. Almanya'ya gitmeye gerek yok. Gir Twitter'a. Gir bak, Twitter'a şey bak. Almanya'ya gitmeye gerek yok. Bakın 10 euro dediğimiz para. Bugün pazara gidiyorsun. Cumhurbaşkanı Sinan Bey. Sinan Bey. 20 euroya Almanya'ya 10 euroya sigara. Yapıyor. Bakın Almanya'da sigara ne kadar Can Sucan? Ama bir dakika. Ama Amerika'da da çok pahalı sigara. Bir dakika ya. 10 euroya sepeti dolduruyor. Bir dakika. Oradan çıktınız. Bir dakika, Sinan Buran, ben bir dakika. Öncelikle hadi sigara sağlığa zararlıdır bekle. Efendim. Tamam, Can bir saniye. Almayı. Sigara da Avrupa'da ve Amerika'da özellikle bilinsin. Sağlığa zararlı olduğu için ekstra alamasınlar uygulaması var. Tamam mı? Amerika'da da sigaranın paketi 30 dolar falan, 20 dolar 30'da korkunç tamam, bir para. Yani bir karton. Mesela o değil. Başka bir tamam Avrupa'ya tamam, geçtim. Ben diyorum Avrupa'ya gitmeyelim. Dinle. Avrupalılara dinle, Buran, şimdi dinle. Can Özçelik'e soruyorum. Tamam, 10 sen euroya. Konuşurken 10 euroya hangi markette tamam. Gurbetçiler bizi tamam. Dinliyorsanız Can Özçelik'i can kulağıyla dinleyin. Can baş edersin sen güveniyorsun. Yok 10 euroya şimdi o, sepet nasıl dolacak? Başka bir örnek vereceğim. Yok sepet nasıl dolacak? Hangi markette tamam. Dolacak? Bitti mi? Adresi şöyle. Tamam yani bitti. Şimdi dur kara buğday gitme. Gitme daha zor sen buradasın Sinan Buran. Şimdi aldım içim yanıyor. Sinan Buran. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı gitti markete. 1200 liraya mı? Kooperatif marketine gitti. Bir alışveriş yaptı değil mi? O dönem. Evet. 1200 liraya. Tabii. Aynı alışveriş şimdi ne kadar? Aynı alışveriş şu anda 5000 lira. Ben tabii ne aldığını bilmiyorum. Aynı alışveriş şu anda 5000 lira. Ya şimdi yaz ayında domatese 50 lira para veriyoruz. 50 lira bedavaydı eskiden ya. 50 lira mı? Ya evet git manava. Domatesle bir de ki. Evet. Yapma 50 lira veriyorsun seni kandırıyorlar Can. Bir şey söyleyeceğim. Aynı alışveriş. Ankara. 50 az. 50 yaz veriyorsun domatese. Şey söyleyeyim mi? 50 yaz veriyorsun. 50 yaz veriyorsun domatese. Bir dakika. Bir dakika siz domatesi kaç lira yiyorsun? 15 lira. 15 lira. Yani. Evet. Bana organik 50 bak. Bir Ankara'da organik 50 diyor. Bana hemen yarın Ankara'ya gittin. Organik 2 kasa domates göndermez mi? 2 kasa değil bir şey söylüyorum. 2 kasa göndermez mi? Sinan Bey ben İstanbul'da yaşıyorum. Sana bir kamyon telefon açayım yarın Kayseri'den gelsin. Sinan Bey. Bir kamyon 10 TL'den. Zaten bir dakika. Kayseri'den gelsin. 10 TL'den diyorum bak. Bir kamyon. Vermenin kavgası. Pazardan niye? Pazardan niye 50 lira? Bakın Kayseri'de yamula patlıcanı gidin. Patlıcan 6 lira 7 lira.
Kayseri'de mi yaşıyorsunuz Sinan Bey? Kayseri'de mi yaşıyorsunuz? Siz pazarı Kayseri'den mi yapıp gidiyorsunuz Ankara'ya? 15 TL'ye. Hayır, siz pazarı Kayseri'den mi yapıp zenginsiniz? Bakın siz zenginsiniz. Arabanızla Kayseri'ye gidiyorsunuz, pazara yapıp gidiyorsunuz. Siz zenginsiniz çünkü. 20 ton 15 TL'ye. Tesla mı kullanıyor? Reklam olmasın da. Ben nasıl satacağım onu? Tesla mı kullanıyorsunuz? Pahalıya 50 liraya 60 liraya ticaret yap. Ben niye ticaretim? Ben sucuğum olsa alırım. Alamayana şey dağıtırım ben. Sinan Burak. Ama bir şey söyleyeyim. Bizim evimize sucuk pastırma girmiyorsunuz. Sizin öyle bir gücünüz var. Siz bir kamyon domates var, dağıtın. Var var var. Sinan Bey'im var. Dağıtalım. Evet. Sinan Bey'im var. Buna vesile olayım ben Sinan. Tamam dağıtalım. Aynen. Kayseri'den sucuk ve pastırma da getirin. Tamam. Bir kamyon domates dağıtıyoruz. Türk milletinin geliri yani milli geliri dolar ya da euro bazında. Ama 10 euroya nasıl sepeti doldurduğunu Can Özçelik hala açıklamadı. Yok, o bir anlatayım. Bir anlat ne güzel. Şimdi çok eskiden biz gerçekten hani dolar bazında, euro bazında düşük ücretler alırdık değil mi? Yani memur da düşük ücret alırdı, işçi de alırdı. Ben hiç unutmam, ben Masak uzman yardımcısıyken 500 dolar maaş alıyordum. Uluslararası toplantılara gittiğimiz zaman utanırdık. Hani ne kadar maaş alıyorsunuz lafı olur diye 500 dolar diyemiyorduk. Hani 5000 dolar falan diyorduk, o da yıllığını hani yalan da olmasın diye yıllığa vuruyorduk. Ama bizim ülke gıdada özellikle iyiydi, ya da giyimde, konfeksiyonda euro iyiydi. Dolar bazında düşüktü. Satın yani alma gücü aldığımız düşük bir vatandaş yazmış ki 700 euro veriyorum bir odaya. Atma sallama demiş de. Keşke 700 lira İstanbul'a gelsin vatandaşımız, orada kalmasın Almanya'da. Hiç gerek yok. 700 liraya burada bir göz oda bulabiliyorsa İstanbul'da, İstanbul'a bırakın. Türkiye'nin can, herhangi bir yerinde bulabiliyorsa yaşasın. Zorlu. Bir buyursun gelsin Türkiye'ye. İYİ Parti kurulu düzenini bırakıp bir Türkiye'ye gelsin bakalım. Can Özçelik sen bir bu ara bak. Kıyamı unutma, 10 euroya sepeti nasıl dolduracağım. Kurulu düzenini bırakıp gelsinler o zaman Türkiye'ye. Kürşat Zorlu bir mesaj attı bana. Diyor ki, değerli kardeşlerim, güzel gelişmeler var. Kaderimi, emeklilik sorunu ve talepleri emeklilik sistemini topyekun bir reform aşamasına sokabilecek niteliktedir. Tam tweetini demiyor musunuz? Bana attı işte bunu şey yapın diye. Tam bana ben, dağıtmış. Tamam şey yani. Şeycim rekabet yapıyor. Benim tamam, kızım buyurun. Mesaj atmış. Evet, Londra'da yani bir de market alışverişi yiyip diyor ki arkadaşlar şu açıdan bir önemli. Dakika, bir dakika bir dakika bir dakika. Şu kısım lütfen. Önemli. Bir dakika, bir, benim lütfen. De kızım dakika, mesaj atmış. Sinan Bey bak dinleyin buyurun. Bir dakika dinleyin. Kızım mesaj atmış şey dinleyin. Diyor Londra'da bir de market alışverişi 20 pound'u geçmiyor diye. Market alışverişi ben 20 pound'u geçmiyor diye. Bilmiyorum. Bak kız bak kızı. Bir dakika onu konuşacağız. Onu bir oraya girecek şimdi. Tabii gelmez. Sinan Bey'in işine gelmemiz için duymaz. Duymaz. Ya bir şey söyleyeyim. İşine gelmediği için duymaz. Duymaz. Sonuçta Kürşat Bey diyor ki bu konuda bir düzenleme gerekir diyor. Anladığım kadarıyla onu söylüyor. Kızımıza teşekkürler. Sinan Bey siz kalkın, size bu konuda çok işsiz ayağa kalkın. Sinan Bey duymuyor ama. Arkadaşlar yok ben duyuyorum. Arkadaşlar bakın hükümeti eleştireceğiz diye. Ya eleştireceğiz bakın, diye bakın değil Sinan Bey. Bir gerçek var. Avrupa'daki cebimizde bir şey para yok para. Bak bak bir şey söyleyeyim. Pazara Avrupa'da, çıkamıyoruz. Avrupa'da hayat pahalılığı artmış durumda. Avrupa'da mazotta, benzinde, ekmek var ya ekmek. Avrupa'dan büyük nimet. Ekmek çok pahalı Avrupa'da. Ekmek yemesinler zaten. Ekmek tamam, zararlı. Bakın arkadaşlar. Şimdi burada Can Özçelik tabii Türkiye'deki hayat pahalılığına vurgu yaptı. Ben ona itiraz etmiyorum. Hayat pahalı. Gerçekten pahalı. Özellikle büyük şehirlerde Ankara'da, çok pahalı. Ona itiraz etmiyorum ama yani bir değerlendirme yaparken de gerçekçilikten bizim uzaklaşmamamız lazım. Hayat pahalılığını anlatmak için Avrupa'da bir markete gidip de 10 euroya ama birim açısından söylüyorum 10 euroya ben bakın birim açısından sepetimi dolduruyorum derseniz bu inandırıcı tamam, olmaz. Değerli arkadaşlar. Olmaz. Bir şey sepete yani. Ne alıyorsunuz ya? İşte bak, market bir şey ne koyuyorsunuz bir şey sepete? Ben size bir şey... Değerli gurbetçilere buradan sesleniyorum. 10 euroya arkadaşlar ben bir şey söyleyeyim. Ya şu anda değerli arkadaşlar. Çok kötü. Domates Avrupa'da 1 kilo domates alsanız. Bakın. 1 kilo domates alsanız zaten 8 euro. Bakın açlık sınırı ne? Bakın arkadaşlar. 1 kilo domates alsanız diyorum ha. 9 euro 8 euro. Sen sepeti nasıl doldurup çıkıyorsun? Nasıl sepetinde ne var? Bizim izlediğimiz videolar yalan mı? İşte ben onu diyorum. 9 euro. 10 euroya. 10 euroya, 10 euroya sepeti doldurma imkanı ve ihtimali. 9 euroya. Birlikte bir gidelim. Orada bir şey söyleyeyim. Bir şey yapıp gelelim. Necat Bey bir gün Almanya'dan program yapalım. Yok arkadaşlar bakın. Bunu hiç ne kadar gurbetçi söylesene söyle. Bütün gurbetçiler bu yıl yaz tatiline geldi.
Bütün eş dostu sordum. Avrupa'nın farklı şehirlerinde yaşayanlara sordum. Diyorlar ki eskisi gibi değil Avrupa. Niye? Hayat çok pahalı. Kiralar arttı mı? Arttı diyorlar. Dönsünler o zaman. Evet, dönsünler. Aynı şey söyleyeyim. Dönende var. Buyurun, değerli dönsünler. Arkadaşlar bakın dönende yok, var. Fakat hayat pahalılığı var Avrupa'da. Hayır hayır yani yapmam. Bırakıp 10 euroya sepet dolduramazsın Canat Çelik. 10 euroya sepet dolduramazsın. Tamam. İtiraz etmiyorum. 20'de dolduramazsın. Ya işte Sinan Bey bir şey söyleyeceğim. Pardon da sizin akrabalarınıza inanıyoruz. Kızı gönderdi. Ya şöyle yani. Market alışverişi. Kızınız burada, Londra'da mı okuyor Engin ya Bey? Ya yok bir gitti orada bir alışverişini yapmış da onu bana anlatıyor. Evet doğru. Şimdi bakın o değil mevzu. Bizim ülkemizdeki mesela gelir seviyesiyle market fiyatı dengesini kurmak önemli. Çok fırsatçılık var. Mesela Londra örneği evet. Verdim. Londra'daki en pahalı restoranlar Türkiye'de nasıl normal bir restorandan daha ucuz olabilir hesap olarak? Olabiliyor. Yani Michelin Star çok pahalı, en pahalı caddesindeki bir restoran sizin burada yediğiniz herhangi standart bir restoranda ya, gelen hesaptan daha düşük bir hesap geliyor. Ya, bunu kim ne açıklayabilir yani? Hangi ekonomi formülü açıklayabilir? Hollanda'da teorisi yani, açıklayabilir. Birkaç yıl önce tam yılını hatırlamıyorum. Gayet güzel kanal kenarında bir restoranda et yedik. Ödediğimiz toplam bedel ya 9 Ankara'dan, ya... Ankara'dan... Bir saniyenizi isteyecektim. Evet. Sinan ya 9 buna ya 10 mesajlar euro. Geliyor. Tabii bundan birkaç sene evvelden bahsediyorum. Ya 9 ya 10 euroydu. İnanılmaz. Yani bugün işte euro, çok meşhur et olan... Yediniz. Çok meşhur olan bir restorandaki etin kalitesinden daha kaliteli bir etten bahsediyorum. Türkiye'ye geldim, havalimanından çıktım. Uzun yolculuk bir döner yiyeyim dedim. Euro bazında aynı yere denk geldi. Ne o? Ya... Bunu hani bu Türkiye'deki bir Türkiye'de ahlaki probleme ya da fırsatçılığa işaret ediyor. Ama bir ek yapacağım. Hani Avrupa'da sorun var dediniz ya vardı. Var olmaya devam ediyor. Ama mesela bugün Eurostat'ın ki bizim biz de üyesiyiz. Tamam. Hani Avrupa İstatistik Avrupa'da Ofisi'ne. Akraban var mı Can? Bir saniye. Var, bir saniye. Var mı? Var mı Avrupa'da akraban? Telefonunu gösterdi. Bir dakika Avrupa'da akraban var mı? Ya var tabii ki. Ben onu demiyorum. Bak, 10 euroya. Bak şimdi 10 euroya takılırsak ben başka bir şeyden bahsedeceğim. Bir saniye. Ya önemli bir şey ama. Ben 10 euro meselesinden bahsediyorum. Yok çok önemli. 10 euroya doluyorsa bir şey söyleyeyim mi? Haftada 10 euro. Ya şu küçük ayda 40 euro. Kastediyorlar. Bir şey söyleyeyim. Ya mesele 10 euroya takılmayın. Bir saniye. Ben başka bir şeyden bahsedeceğim. Ne olacak? Başka bir nokta. Tamam, mesele aradaki fark. Tamam bir altan tamamlasın. Konuşacağız. Enflasyon verisinden. Ağustos ayı enflasyon verisinden bahsediyorum Avrupa'da. Avrupa bölgesinde yani euro bölgesinde. %2.6'dan %2.2'ye iniyor. Kaldı ki tüketici fiyat endeksi Ağustos ayında %0.2 artış göstermesine rağmen. Bakın tartıştıkları enflasyon oranına bakın. Evet çok küçük. Yani %2'ler %3'ler. Oradaki düşüşü sert maksimum olarak değerlendiriyorlar. Bütün mesele bu.